bu sabit gelirli kendisini nasıl koruyacak sorusuna da yani koruyamaz diyeyim öncelikle. Yani koruması imkan ve ihtimali yok. Çünkü bu öyle bir yere gidecek ki evler satılamaz, arabalar alınamaz hale gelecek. Çünkü yani bakın biraz önce de söyledim onu zaten hani esas manşeti onu çektiniz. Yani Türkiye'de kriz yok. Türkiye'de bir servet transferi var. Şimdi biliyor musun belli böyle az gelişmiş Afrika ülkelerinde devlet böyle bir şey dağıtır insanlara. Sokakta bayağı dağıtır. İnsanlar da onu atarlar ağızlarına. Evet. Böyle kafa hafif gider yatarlar. Hiç Guam mı? sorgulamazlar böyle. Guam neydi? Böyle bir sakız. Guam mı? Evet, Ha evet. işte neyse yani onun türevleri bir sürü şey var. Şimdi Türkiye'de de bu siyaseten yapılıyor. Ve siyaseten devlete bağımlılığı çok artan bir şey kesim yaratılıyor iyice. Fakir kesim yaratılıyor. Birçok zengin kesim var. Devletten nemalanıyor. Ve ne derse onu yapıyor. Ve hükümetin gitmesini istemiyor. Bir de çok altta bir kesim var. O altta kesim de o kadar doğrudan yardımla birlikte yaşıyor ki bir de ağzına atıyorsun milliyet sakızı, din sakızı neyse veya başka bir şey. O sen oraya git diyorsun, oraya gidiyor, buraya git dersen. Buraya gidiyor. Sorgulanmıyor bile. Sorgulamıyor bile. O yüzden Türkiye'de hani eğitimin kötüleştirilmesi Korkunç. hani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı olsa biz çok üniversite açtık falan filan. Tabii Evet ama üniversite sıfır rektör. puan. Sıfır. Bu Ha, sene tamam. YKS'de sıfır çeken Ha, öğrenci ha. sayısı 100.000. Matematik testi ortalaması 8 soru, 40 soruda. Fen bilimleri ortalaması 3 soru. Sözel ortalaması 8 soru. Yani kesinlikle okuduğunu anlamayan, soru Evet. çözemeyen bir şekilde İstemiyor zaten. İstemiyor zaten. İstemediği için yapmaya çalıştığı sadece dogmatik bazı şeylerle karar veren oraya, buraya, oraya git, buraya git, bunu yap, bunu yapla yürüyen ve göbeğinden de yardımlara bağlı olan bir topluluk yaratmak. Şimdi bu topluluk fakir bir topluluk. Gelir dağılımı onun için azalıyor. Şey bozuluyor. Orta gelir dediğin kimse yok. Bir de üst gelir var. Şimdi bir noktadan sonra benim gördüğüm tehlike şu. Orta gelirliler olmadığı için ne kadar aydın da olsa mecbur kalacak ki hayatını idame ettir. Şimdi gidenler oldu. Gençler gitti. Zenginler zaten sorun değil. Ama bir orta kesim vardı. O giderek aşağı doğru gidiyor. Bu kesim ne kadar aydın olursa olsun muhtaç olacak. Ve devletin ağzına bakacak. Ve o zaman belki siyasi kararlarını bile bu şekilde vermek durumunda kalacak. Bakın çok büyük bir tehlike var. Türkiye'de Ankara ve İstanbul belediyelerini AK Parti kaybettikten sonra en büyük yük bütçeye bindi. Neden bütçeye bindi? Çünkü daha önce doğrudan gelir desteğini bu iki şehrin büyük bütçeleriyle yapıyordu AK Parti. Devlet bütçesi yani üzerine bir yük. aslında devlet bütçesini oradan sübvanse ediyordu ama şimdi Bravo. sürekli borçlanma yapıyor ve zaten sürekli olarak bütçe açığı rekoru kırıyoruz. Bugün Aynen. Akif Bekir'in Karar Gazetesi'nde enteresan bir yazısı vardı Artunç. Belki oradan şu soruya gelebilirim. Akif şeyi yazmış. Mehmet Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakanımız birdenbire Ekrem İmamoğlu'yla bir fotoğraf çektirdi hatırlarsan. Evet. Bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni tamamen yok sayan, hiç öyle bir insan yokmuş gibi davranan, deprem kurultayını bile onsuz yapmayı düşünebilen bir siyasi akıl aniden İmamoğlu'yla böyle bir tweetler atıldı falan. Akif diyor ki yav diyor acaba diyor bu Körfez ülkeleri turu denilen şey Kanal İstanbul turu olabilir mi? Acaba diyor bu tur Kanal İstanbul turuna evrildiği için ya da zaten öyle ilerlediği için mi birdenbire Şehircilik ve Çevre Bakanı Özhaseki İmamoğlu ile bir fotoğraf vermek istedi? Ya. Olabilir mi Artunç? Biz ne anlaşması yaptık bu ülkelerle? Ortada imzalanmış net şakır şakır Evet. Türkiye'ye akacak böyle 10 milyar dolarlık anlaşmalar var mı? Evet. Valla şimdi bir 8 küsür milyar dolarlık sukuk anlaşması dışında bir şey gözükmüyor. Bu sonuçta bu sukukta ya gidip borç almışsın gelmişsin.
Yani bu kadar. Yani yapılan bu. Bunun dışında bir şey biz görmedik. Herhalde önümüzdeki günlerde açıklanır diye tahmin ediyorum ama şimdi ben kimseyle ilgili bir bilmediğim konuda tespit yapmak istemem. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir, ben daha seçim bitmeden Cumhurbaşkanlığı seçimi tweetlerim arasında Kanal İstanbul'un yapılma denemesinin olacağını söylemiştim. Bütçe buna hiç izin vermese de. Şimdi söz verilmiş. Başka şans yok herhalde. Tabii. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir özelliği var. Bir şey söylüyorsa ondan asla hani yapana kadar vazgeçmiyor. Etrafından dönüyor, tam tersini yapıyor. O bu ama bir amacı var ve oraya doğru gidiyor. O amaca doğru giderken de bence yapılanlar açısından bakıldığında ortaya şöyle bir durum çıktı. Bu seçimlerde, yerel seçimlerin öncesinde senin de söylediğin gibi Akif Bey'in yazdığı gibi de bir böyle resim verilmesine ben şaşırmadım. Sonuç olarak müteahhitlik kökenli insanlar bunlar. Yani hani Sayın İmamoğlu da o işleri bilen bir insan. Ve İstanbul'un da bir dönüşüme ihtiyacı var. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı seçimler öncesinde çok agresif davranıyor. Seçimlerden sonra çıkarına göre ne atım atması gerekiyorsa atıyor. Yani şimdi güya biz 1 milyon tane şeyi geri göndermişiz ve kendi istekleriyle göndermişiz sığınmacıyı. Değil mi? Hani şimdi hani Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandıktan sonra... Ay kim sayacak ki bunu yani 1 milyon mu kaç milyon ne zaman gitti nereye gitti gitti mi gitmedi mi yani bunun bir şeyi de yok ki aslına bakarsan. Ya şimdi yani... ben onu söylüyorum bakın Türkiye'de yani hiçbir şeyi akıl bilim hukuk üzerinden zaten yapmıyoruz. Yani bu enflasyon bu ahlaksızlık varken hiçbir şeyle konuşmayalım diyorum ama sadece şunları bulmaya çalışıyoruz. Yani bence önümüzdeki günlerde böyle hani ittifakları da göz ardı etmemek lazım. Onu da söyleyeyim yani. Her türlü ittifak olabilir. Siyaseti ben hiç bilmiyorum. Sen benden çok daha iyi biliyorsun. Yani yarın öbür gün bir şekilde önümüzdeki dönemde farklı siyasi çıkarlar dolayısıyla birbirinden çok uzak olan insanlar yan yana gelemez mi? Yani, gelir. Geldi bile zaten. Yani şimdi o yüzden ben şaşırmıyorum. Ya, bakın ben bir tane şey sormak isterim ya. Yani Türkiye'de bir şey sormak isterim. Tayyip Bey'e ne kadar sol kesim işte CHP şey yapsa da laf söylese de bir parti kurulmuş sıfırdan bir parti kurulmuş ve bu parti Türkiye'yi yönetiyor 20 senedir tamam mı yönetiyor. Sen CHP'desin, CHP kimliğin olmasa kimse yüzüne bakmaz ve CHP hep aynı oyu alıyor. Ben diyorum ki yani ya bir kişi var, bir partiyi almış, sıfırdan bir yere taşımış. Bir kişi var, bir partide veya kişiler var. Ya ben çok abartıyorum ama yani CHP kimliğinden CHP'li siyasetçileri çıkarsak geriye ne kalır acaba? Mesela ben de siyasetçi olarak, siyasetten anlayan biri olarak sana soruyorum. CHP kimliklerini çıkarsak, bir daha söyleyeyim. Bugün AK Parti'den Tayyip Erdoğan. İşte zaten şu anda CHP de zaten tam olarak bu tartışmayı yapıyor. Yani bu isimlerle mi çok değişim geç olacak yoksa tabii bence de çok geç. Bu arada az önce kedim havaya uçtu. Evet. Onu fark etmişler. Şu kedi o beyaz adı, bir üç adı var onun. Cici, beyaz, excellence artık hangisini kabul ederseniz. Kızça değil. Kızça şu anda burada masanın üzerinde uyuyor. Birazdan videosunu çekip size göndereceğim. Kedi uçtu yani. Bizim kediler böyle uçuyorlar. Daha önce de ortalığı kırmışlardı zaten. Yok bu sefer kızça değil hayatım. Bu sefer beyaz uçtu.